ses ses abi hoş geldin arkadaşlar selam merhabalar herkese ee, şu an birazcık şey benim görüntü sanırım ha, okay. tamam selam selam hoş geldiniz hoş geldiniz Cem abi hoş geldin bugün merhaba, bugün sanıyorum DC hayranları DC severler bayağı mutludurlar diye düşünüyorum çünkü e, benim kanalımda e, ya yani Marvel Seven de var, DC Seven de var. Ama DC'ciler böyle koyu abi. E, Fenerbahçeliler, şampiyon olamasa da destekliyorlar, kızıyorlar DC'ye, ama destekliyorlar yani tam böyle koyu ama. Bin is coming. Tam olarak böyle, çok seviyorlar yani. E, onlar için de, onlar için de hani hem konuşalım istedim Manchester'i çünkü. Şimdi bu yeni çıkan DC Extended Universe filmlerini takip ettin mi bilmiyorum abi. Wonder Woman, Aquaman, Suicide Squad'dır. Evet. Yeni filmler Son falan. Son 1984 hariç hepsini izledim. Onu izleme. Bu konuda anlaşalım. zaten senle senle onu konuşmuştuk daha önce bir telefon muhabbetinde. İzleme abi. Abi olmaz olsun diye bir şey söylemiştin. Vallahi hiç elim var mıydı biliyor musun? Abi izleme. Çünkü ya izleyeceğim bunu da ne yapalım artık? Abi çok Biz de için izliyoruz. Ne yapalım? Zamanımızı çalsınlar. Amanın ya gerçekten. Bu arada Egemen veya sar paylaşılmadıysa Discord'da ben şu an Discord'u açamıyorum çünkü konuştuğumuz için bir paylaşım yaparsanız çok sevinirim Discord'da paylaşılmadıysa. Benim için DC Extended Universe'de çıkan filmlerin en iyisi. En böyle derli toplu neyi ne yapmak çalıştıklarını bilen Şimdi biliyorsun abi biraz geriden alacağım. Ee, bir saate toparlarız diye düşünüyorum. Biz zaten hani hikayeyi de konuşuyoruz ama biraz böyle farklı noktaları değiniyoruz. Onun için çok olumlu eleştiriler alıyoruz. Yani sadece belli bir noktada kalmadığımız için e, güzel eleştiriler geliyor bana. Şimdi şeyden alalım istiyorum. Bu ta 2002'den beri gelen bir çizgi roman filmleri furyası var ya. Spider-Man'lerle başlayan sonradan Marvel'ın Iron Man'leridir. Odur budur. Tabii ki DC 2005 yılında. Nolan'la üçleme yaptı. İnanılmaz bir başarı sağladı. Batman Begins, The Dark Knight, Rise's falan. Ama bu tam olarak bir evren değildi. Hı -hı. Bu evren olmadığı için ulan iyi para kazanıyoruz ama Marvel bir evren başlattı. Bizim de bir evren başlatmamız lazım havasıyla ilk aslında kafasındaki düşündüğü film Green Lantern filmiydi. Onu izledim mi bilmiyorum. Çok kötü bir Green Lantern Hiç var. Şey Ryan Reynolds'ın. İnanılmaz kötü bir film. 2010 Ryan, Ryan. Evet. Ryan Reynolds. O film ne abi evet, atılıyor aslında ama film o kadar kötü eleştiriler alıyor ki baba tamam yapmadık 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 öyle bir şey yok, yok 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 yemedik yemedik yok öyle bir şey falan deyip böyle o, o kadar kötülediler ki Warner Bros bir anda yok ettiler filmi. Ve sonra Ryan Reynolds falan da bu filmden soğudu falan kendi de eleştirdi. Dediler biz abi eli yüzü düzgün bir şey yapmamız lazım bizim. Hani güzel bir iş yapmamız lazım. Watchmen'in yönetmeni 300'ün yönetmeni Zack Snyder'la anlaşıyorlar. Zack Snyder aslında kafasında bu evrenin, DC e Extended Universe dediğimiz evrenin temelini atmak istiyor ve baş yönetmen olmak istiyor. Yani işte Russolar mesela Marvel'da Infinity War ve Endgame'e kadar belirli hikayelerde çok diğer filmlerin yönetmeni ol olmamalarına rağmen söz sahibiydiler. Yani bizim hikayemize evet. bu bağlanacak, siz bunu yapmayın yani ana yönetmen gibiydi onlar. Winter Soldier'la başladılar. Şimdi burada abi Zack Snyder Nolan da arkasında. Şimdi ona da konuşacağız zaten. Ee, Nolan yazarlığını üstleniyor. Muhtemelen fikir tartışmaları yani tartışma dediğim fikir alışverişleri nasıl yaparız ne ederiz. Eli yüzü düzgün bir extended universe e, yaratacağız biz. Biz DC evreni yaratacağız. E kimle başlamamız gerek? E tabii ki Superman. Yani tarihin en büyük süper kahramanlarından birisi. Evet. Ee, diğeri muhtemelen Batman. Bir diğeri de spider mandir Yani böyle 80 yıllık külliyata göre bakınca. Çünkü herkes Superman'i bilir. Ya yani biz Superman'de başlamamız gerek deyip... ...eli yüzü düzgün bir iş koyalım dediler. Abi Nolan'ı alıyorlar. Zack Snyder yönetmen. İlk fragmanı izlediğimi hatırlıyorum. Tabii yani 8-10 yıl oldu sanırım ilk fragmanı izleyin. Ne zaman? 2010 ki de falan 11'de de izlemiş olabilirim. Tam hatırlamıyorum yani. Yıl insan çok değişiyor. O zaman izlediğimde nasıl böyle hissettiğimi hatırlıyorum ama şu anki heyecanım yok tabii ki. Hadi tam Superman filmi geliyor. okey... Yani Batman'ler var o dönem tabi izliyorsun Batman falan bir de Superman geliyor. Şimdi ama bir şey diyorum. toparlayıp bir sözü sana vereceğim. Man of Steel'in bir başlangıç filmi olarak gördüğümüzde sence nasıl bir film? Başlangıç filmini de boş ver. Diyelim ki başlangıç filmi de değil. Tek bir film olarak baktığımızda da nasıl bir film? Bir süper kahraman filmi gözüyle baktığında nasıl? Ve herhangi bir film gözüyle baktığında nasıl bir film? Bunu söylemek istedim. Böyle biraz genel aldım. Çünkü hem herkese açıklamak istedim hem de... E... Çok çok güzel oldu. Genel bir toparlama oldu ki. Yani bu hani nereden nereye varacağımızın içinde güzel bir şey olmuş oldu. Yani anekdot olmuş Hı -hı. oldu. Şöyle. Şimdi ilk önce şunu tespit etmemiz lazım. Yani burada bir çok ciddi bir rekabet var. Yani para rekabeti var. Marvel'da DC'nin arasında çok ciddi bir rekabet var. Şimdi Marvel kendi çizgisini o kadar net bir şekilde en başından beri koruyor ki karşı tarafı aynı şey gibi düşün. Yani sürekli atak yapıp e, karşı tarafı kendi kalesine sıkıştırmış bir e, iyi takım gibi düşün. DC burada bayağı bir köşeye sıkışmıştı. Ama evet. ne oldu? işte ne oldu? abi sayesinde çok güzel bir şey yaptılar. Dediler ki ya o kadar da değil. Bizde de boş işler yok. biz de sağlam adamlar bulur. E, orta sahamız çok kuvvetli. Hücuma dışarı koyarız dediler. <laughs> Aynen öyle bu arada. Öyle yaptılar ki bu mecbur. Yani bu ortada çünkü çok ciddi bir şey var. Pasta var. E, e, şirketler yüksek cirolar elde ediyorlar. Cirolarla birlikte inanılmaz karlar elde ediyorlar. Şimdi buradaki tercihler doğru bir kere. Yani çünkü Nolan'la birlikte çok iyi bir başarı elde etmişler. Hı <laughs> E ee, Snyder zaten hani bu tarz filmlerde nasıl bir yönetmenlik ortaya koyduğu çok ortada. İkisinin gücünü birleştirirsek Marvel'ın o sarsılmaz gibi duran neredeyse işte bizim Avengers'ın karşısında Thanos gibi duran bir e, durumu var aslında. Eee Marvel'in DC'ye karşı. Şimdi bunu nasıl kırarız? Evet çok yetenekli iki adamı bir araya getirelim diye düşünüp bir kere ticari olarak çok doğru bir iş yapıyorlar. Yani bu yarışta biz de varızın ve bu işi devam ettireceğiz demenin en yollarından bir tanesi burada herhal olsun demek lazım. Hem DCEM ve Warner burası tercihler doğru. Şimdi ikinci kısma gelelim. Zack Snyder, ben ona kontrast Snyder diyorum çünkü bütün filmleri çok kontrastlıdır. Kontrast dedim yani en beyaz en siyah arasındaki şeyin renk skalasının açık olmasıdır. Koyu ekranda Zack Snyder filmi olup olmadığını Açık tonlarla koyu tonlar arasındaki nasıl geniş bir skala olduğunu görürsen, e, bu Snyder filmi oldu diyebilirsin. O yüzden ben ona kontrast Snyder diyorum. Çok e, bir de üstüne güzel gren atar filmlerini. Ee, değil mi? E, Karartır. Işte, aynen. Bu arada Karartır. Nolan Nolan öneriyor abi şeyi. Yani Zack Snyder'a zaten Snyder. düşünülüyor. Yani böyle bu muhabbet dönüyor ama e, ne denir? Nolan e, ne deniyor kefil mi denir? Kefil oluyor yani hani e, Snyder <laughs> devam etsin. Çünkü kafasında şeyin Warner Bros'un şey var. Ya baba sen muhteşem bir iş yaptın. Üçleme çıkarttın bize. Hadi bizim şeyi de yap. DC Extended'ı da sen al. Nolan diyor ki yok aga yani. Ben, yani bak Snyder var orada mis gibi yönetmen adam yapar. Ya tamam ben yazar da olayım hadi ilk filmde falan böyle. O sebeple oluyor. 60 saate Bak ama sonuçta ortaya nasıl şimdi bir şey çıkıyor. Ya evet. bir kere şimdi şöyle bir şey var. Yani bireysel güçten bahsedelim. Yani her şeyden bağımsız bireysel güç olarak süper kahramanlar filmi içerisinde de süper kahramanları biz hani Marvel ve DC arasındaki karşılaştırmadan gidersek eğer zaten en güçlü karakterin çok açık ara Superman olduğu Ortada. Çok açık arı en güçlü. Bireysel olarak söylüyorum yani. <laughs> Thanos ustaşlar olmasa bir işe yaramaz. Ayrım ben kostüm olmadan doğru, bir şey şeye yaramaz. Herhangi bir şeyleri o anlamda söylüyor. Çok güçlü çünkü. Şimdi, çok çok ileri derecede güçlü bir karakter. Zaten hani hatırlıyorsun daha önceki filmlerimizde de konuşmuştuk. Karşısına bir güç koyabilmek için kendi memleketisi geliyor zaten bu filmde de. Yani evet. Çünkü o, Ona ihtiyaç var. Evet. <gülüyor> çünkü <gülüyor> burada ona hani benzer bir güç oluşturmak için başka bir şeye e, gitmesi gerekiyor işte. Abi e, Kriptonit gibi. Kriptonit zaten sonradan çıkıyor. Diyorlar ki ulan bu çok güçlü oldu. Yani e, çok güçlü. O, nasıl e, ve <laughs> ve bu, bunu biz gücünü bir nerflememiz gerek. Ve şöyle bir durum var. E, çizgi romanlarda da geçen bir durum abi. İşte Clark aslında hepimizden daha insandır. E, mottosu. Yani Clark'ın ne kadar kript, kriptonlu olsa da aslında hepimizden daha dünyalı, hepimizden daha insan olduğu taraflar vardır diye şey yapar. Batman söyler. Bu filmde de çok görmüyor muyuz onu? Yani dediğin gibi düşmanı getiriyoruz. Çok görüyoruz. Çok görüyoruz yani. Yetiştirilme babası falan. Evet. Ya yani... yani <laughs> bir ilk işte filmi üç'e bölsek neredeyse işte ilk yarısı yani ilk çeyreği buna gidiyor diyebiliriz 25'i bunu da geçiyor zaten de. Şimdi hani en başta bu film nereye oturuyor işte bu Marvel DC karşılaştırması ve oradaki işte santrancı anlattıktan sonra şöyle bir şey söyleyeyim. DC çizgisini neden Marvel gibi düz yerde koymadı? Aslında Christopher Nolan ya biz karanlık hikayeler anlatalım. Yani süper kahramanları ya böyle tek düze değil karanlık hikayelerle birlikte insansı, özellikleri de birlikte anlatalım diye bir evrenin içerisine öyle bir tema koymuştu. Aslında hı hı. bu çok işe yarayan bir tema. Ki zaten hani ilk evet. Batman'lerde de bizim hepimizin hasta olduğu şey buydu. Yani ne konuşmuştuk biz Batman filmlerini konuşurken? Şunu söylemiştik. Yani orada Bruce Wayne'in zayıflıkları ortaya çıktıkça rakiplerinin zekası ve davranış bi biçimi kuvvetlendikçe İnsan olarak Bruce Wayne'in zaaflarının ortaya çıkması ile birlikte hem rekabet artıyor, hem insanlar bağ kuruyor, hem de bu bu temanın üzerinde çok insan hikayeleri çıkıyor. Daha sonra hatırlarsan Joker örneğini de vermiştik. Evet. Yani bir kötü karakterin bile insani taraflarını ön plana çıkarttığında seyircide çok olumlu etki yapıyor diye. Doğru. Şimdi bu Man stil Steel bence şeyden sonra Batman filmlerinden sonra bu Man of ile geldiğimizde Nolan demiş dedi ki yani büyük ihtimal Warner Bros'a ve DC'den de onay alarak ya bakın bu tema çok güzel ve doğru bir tema. Yani karanlık hikayeler anlatalım biz. Yani Marvel'ın çünkü çizgisi belli. Hı -hı. Marvel'da çok karanlık bir hikaye yok. Evet korku var, endişe var, Diye karakterin var. ve kahramanların Hı -hı. düşmesi var, tekrar ayağa kalkma çabaları var. Bunlar ayrı meseleler. Ama şeyde DC'de çok güzel bir yaklaşımla şu yapılıyordu. Ya bunlar süper kahramanlar ama insanın her insan olduğu gibi kendi içlerinde karanlık taraflar var. Ve Aynen. bu taraf, bu temaları ben ön plana çıkartacağım. Yani Christopher Nolan bunu yapmıştı. Zack Snyder'di. zaten daha önceki işlerinden bildiğimiz gibi işte Watchmen'deki karakterler de keza Hı -hı. aynı temalarda dikkat edersen. E, Nolan'un yapmaya şey, çalıştığı şeyi zaten daha önce adam denemiş ve hani başarılı da elde etmiş Snyder. E tabii. O yüzden evet. burada güzel bir birliktelik oluyor. Şimdi bu Menno Steele açılış filmi olarak bu temanın üzerinde yükselen çok güzel fikir. Ve bunu da hani devam ettirebilirlerdi. Çünkü filmin ilk e, Menos'un ilk zaten 20 25 dakikasında ne anlıyoruz? Yani bu işte, çocuğun e, nasıl abi evet, nereden geldi. Evet çok güzel bir giriş bir de hani şey tarafı da çok güzel. Biz ilk defa Krypton'da neler olduğunu görüyoruz. Evet. Kesinlikle. Yani o kadar iyi başlıyor yani... ki. Evet yani şu ana kadar mesela hani çizgi romanların okuyucularının ya da işte geniş derin e, bu işin okuyucularının ya bir yani bu işin geyiklerinin dışında normal izleyici olarak. Çünkü biz film yorulmadığımız için film üzerinden gideceğiz. Yani öbür tarafı o yüzden pas geçiyorum. Hı -hı. Yani filmlerde eski filmleri de seyretmiş çok biri olarak yok. bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, orada bir köy var uzakta gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüze sadık kripton anlatılırdı. Aynen o kadar. Oradan geldi. Nedir? Neyin nesidir? ne yaparlardı, nasıl bir coğrafya vardı, nasıl bir bitki örtüsü vardı, hangi hayvanlar vardı, oradaki sosyal kimlikler nasıldı, yönetim biçimi nasıldı, nasıl doğuyorlar. teknoloji nasıldı. Tabii, tabii. Bunların hiçbiri yok. Ama bu film ne yapıyor? Açıyor bir kere bütün seyirciye şeyi hediye ediyor. Alın size kripto. Ha. Ben böyle tasarladım. Üçe bölmüş abi filmi yani net olarak demin söylediğin gibi üçe bölünüyor zaten. Krypton başlangıcı Clark'ın kendini tanıması ve öğrenmesi, güçlerini tanıması Zod'un gelişi. Evet, ahlaki motivasyonun nereden geldiğini öğreniyorsun ikinci yarıda. 3. Evet. yani ikinci yarı boyunca sadece şunu evet. görüyoruz. Yani Superman'in ahlaki yani Clark Kent'in yetişirken hangi ahlakla yetiştirildi? O yüzden niye dönüşüyor sorusunun cevabını arıyor ve o aradığı sorular da çok güzel temalar. Şimdi normalde eski süper film Superman filmlerine bakalım. Hemen açılır film değil mi? Hı hı. Hemen büyük bir kargaşa, e, büyük yıkımlar. Hemen bizim karakter hazır ve nazır bir biçimde olayı müdahale eder. Yani zaten Süpermen'i hiç tanıtmaya nasıl bir insan olduğunu söylemeye gerek kalmaksızın bütün güçleriyle birlikte sen ekranda görürsün, vay çekersin. Evet. Ve onun üzerine hikaye kurmaya başlarsın. Abi, Burada öyle bir şey yapılmıyor. Abi e, şimdi şey demişti. Adanalı Eray demiş ki 78 filminde açıkladılar. Şimdi açıklamak ayrı. Açıkladıklarını biz de biliyoruz. İşte Krypton şöyledir, Krypton böyledir de bunu bir gösteriyor Zack Snyder. Gösteriyor. Yani göster... i̇şte dedim ya orada bir şey var uzakta Evet, önü söylüyorlar ama yani böyle bir görsel olarak çünkü biz filmden bahsediyoruz. Yani Hı -hı. anlatmak başka bir şey, göstermek başka bir şey. Burada da anlatıyor. Şeye girdiğinde ilk sahnede işte siz kimsiniz diyor. Ben senin babanım, işte onun bilinciyim diyor. E i̇şte on binlerce yıldır işte farklı yıldızlara farklı gezegenlere gittik e, oralara gemiler gönderdik falan diyor anlatıyor orada ama onun öncesinde sen şeyi biliyorsun işte bu, bu, arada bu filmin kurgusu inanılmaz iyi o kadar sıkmıyor ki film o kadar sıkmıyor ki en baş en ilk baştaki sahneden e, aksiyonla direkt olaya dahil etmesinden ...Clark'ın babasıyla konuşmasındaki... ...Kripton'u öğrenmesi bambaşka. Çünkü siz ilk başta... ...direkt size Kripton'u gösteriyor... ...bakın burası Kripton, burası yok oluyor... ...işte biz bunu yaptık, şunu yaptık... ...şöyle şöyle pa, 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 pa. veriyor sana adam... ...ama sen sonra sen... ...karakter gözünden öğreniyorsun. O bambaşka evet. bir deneyim işte. Bak burada mesela çok ilginç bir yer var... ...genelde izleyenlerin ben atladığını gördüm... ...bilmiyorum sen ne düşünürsün... ...benim aklıma şöyle bir şey geldi... ...ya ben bu filmi izlerken... Zoda kızamıyorum. <laughs> kızamam yani neden kızamam biliyor musun? Çünkü Zod zaten en sonunda genel bunu söylüyor diyor ki ben kriptonu korumak için evet. o şekilde embriyo edilmiş ve tek gayem bu şekilde olmuş diyor. O sebeple. Ya, yani evet yani zaten kodlanmış adam bu şekilde. Aynen öyle. Yani bize çok kötü gibi gözüküyor ama yani karşımızdaki şey. E, karakteri tanımamız için oradaki küçük anekdot çok doğru. Siyasi iklime bakalım. Siyasi, siyaset siyaset. Kripton da, da olsa siyasetmiş. Onu gösteriyor mesela. Bak, evet. Bu bilgi hiçbir yerde var mı? Herhangi bir başka bir Superman filminde Kripton'da siyasetin oldu. Yok. Yok. Bu mesela bu film o temasını da bak. İşte bu Christopher Nolan'ın yapma diyorum yani böyle küçücük yerlere çok doğru. Sen hani sanki öyle boş muhabbet ediyorlar zannedersin ama Nolan oraya bir şey yerleştirmiş olur. Yani bir fikir yerleştirmiş olur. Snyder'de onu çok güzel almış. Yani şimdi gidiyor Russell Crowe çok güzel bir şekilde diyor ki bakın diyor ben size söyledim. Bu doğru değil. Ben baş mühendis yani. Şimdi bu baş mühendis bizim tabii dünyadaki bir gibi düşünmemek lazım bunu. Demek ki oradaki bütün teknolojiden sorumlu çok üst düzey bir bilim adamı. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Şöyle. Şimdi karşısında da tamamen askeri kafayla yetiştirilmiş. Doğulmuş. Do yetiştirilmek de yani. doğru değil. Yetiştirmek doğru değil. O kodla doğuyor. Kullanmış. Aynen o kodeksle Heh. işlenmiş bir asker. Yani sadece asker hayatı. Yani sadece kripton. Yani milliyetçiliğin en üst düzeyini düşünün ve eline tok tüfek verin. Yani Zor böyle bir adam. Aynen öyle. Neredeyse dünyasına... çok rahatlıkla şunu söyleyebilirsin. Köküne kadar şeydir adam yani faşist bir adamdır. Zot. Evet. Çünkü onun için tek tek önemli canlı kriptonludur. Diğerleri Karşısında bir kriptonluk çıksa bile o kriptonun gelenini düşündüğünü söyleyerek faşizanlığını yapabilir. Yani bu taraftan bakıp çünkü öyle doğmuş bu adam. Öyle yani öyle ya. Yani yapmışlar. bu neden böyle yapıyor bu Bu sebepten haklısın abi. Evet. O yüzden kızmamak lazım diyorum ama tabii dünyaya gelip de ne oluyor işte yine kripton tarafından hallediliyor. ama şimdi Ölmeyi buradaki temalara bak, alıyor. bak, İşte orada hani vazgeçecek evet. misin? Never. Asla diyor. Asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim Bunun için kodlanmış. bu Evet bunu da atladığını düşünüyorum ben de izleyenlerin. Doğru söylüyorsun abi. Hani Zod'un aslında hiçbir zaman şey değil. Hani anlaşalım da işte birlikte şey yapalım dediği mevzu Clark'taki kodeksi aslında kullanmak. Hani Clark evet. da umurunda değil. Dünya da umurunda değil. insanlar da umurunda değil. Hiçbir şey umurunda değil onun zaten. O Evet. Kripto'nu tekrardan Yarat yaşatmak. Yaratılışı öyle. <laughs> Heh, yaratılışı öyle. Tam olarak öyle ama yani bu kodla doğarsan çünkü bunu Jorel de çok iyi açık açıklıyor yani bizdeki kripto'ndaki yaşam işçi, işte doktor, bilim adamı sallıyorum işte savaşçı, asker evet. olarak doğuyorsun diyor. Biz ve artık normal doğum olmadığı için hani biz insan, yani kripto'nluların kendi özgür seçimlerini yapabilmelerini istiyorduk. Bunu yapmak istiyorduk annenle diyordu. Ve işte ilk doğan çocuk sensin falan. Burada bunu açıklıyorlar. Yani neden kimse işte işçi olan birisi niye asker olamasın? Asker olan birisi niye bilim adamı olamasın? Gibi çok keskin yani bir o dünyadaki işte temel. yani insanlığın kültürüne bir evet bak orada çok güzel bir şey var Umut. Evet İnsanlık abi. İnsanlık kültürünün temsili olarak zaten bunlar evet. söyleniyor. Evet öyle. Şey dediğinde ya yani bizim bir çocuğumuz olduğu dediğinde Jörel bizim bir gerçek organik yani bizim hepinizi hepimizin doğduğu gibi ilk defa gerçek doğması gerektiği gibi çocuk doğdu ve onun seçimlere sahip olması lazım dediği andan itibaren burada koymuş olduğu değerler kimin değerleri? Yani Amerika'nın dilinde pelesenk ettiği ama e, pek uygulamadı ama bütün dünyada hepimizin yani aydın kesmin istediği, talep ettiği demokrasi ve özgürlük temelleri üzerine kurulu bir temadan bahsediyor. Aynen öyle. O yüzden Superman zaten daha oradayken bu temeli zaten dünyaya gittiğinde hangi amaçla gittiği ve işte S harfinin umut yani onlara da umudu götüreceksin teması da konmuş o oluyor. Çok iyi Şimdi burada dikkat edilmesi gereken çok evet, iyi çok diyaloglar. Başlıyor. Abi sesin Görüyor gitti. Görmüyor Bunlar ince detaylar bunlar. Şimdi bak orada çok küçük hemen açılış sahneleriyle ilgili küçük benim çok dikkatimi çeken bir yeri söyleyeyim. İşte oradaki bir yönetici sınıf belli ki işte oturmuşlar tahtlara. Gidip orada diyor ki ben size söyledim. Yani bizim atı, bak burada çok ilginç bir şey söylüyor. Atalarımız gibi. Neden yıldız enerjisinden faydalanmadık? Şimdi bak birçok insanlara şey gelebilir. Ya böyle bir evet ben de şimdi fizik mezunu bir insan olarak şunu söyleyebilirim. <laughs> Yalan zaten hani medeniyet seviyelerine göre böyle bilim kurguda ve bilimde şeyler vardır. Yani e, farazi böyle tartışmalar vardır. Derler ki işte şimdi ilk önce bizim yaptığımız dünyadaki gibi fosil yakıtlar kullanılır. Sonra işte e, daha çevre duyarlı enerjiler kullanılır. Dünyanın kendi enerjisini kullanmaya başlarsın. Dördüncü seviyede yıldızların enerjisini kullanmaya başladığınız zaman en üst medeniyete ulaşmış olursunuz. Çünkü herhangi bir ihtiyacın kalmaz enerjiye. Tabii. Şimdi orada bir cümle diyor ki atalarımızın yaptığı gibi yıldız enerjisini kullanmayaydık. sizi bunu yaptığınızın yanlış olduğunu söylemiştim. O yüzden biz zaten gittik diyor. Hepimiz Şimdi bak öyle... bu cümle ne demek? Bu cümle şunu söylüyor abi. Kripto'nda çok ciddi bir siyaset var. Aa e... Bak bu çok do. Aa evet. Yani demek ki bir tartışma ve bir siyaset mevzusu var dönüyor doğru. Bunu kim hiç ben ki, okumadım. Yani orada bir, evet bir karar mekanizması çalışıyor ve o cümlede şunu anlayabiliyorsun. Oradaki insanlar da demek ki popülist olabiliyormuş. Kriptonlar da popülizm yapabiliyormuş. Yani bunu anlıyorsun çünkü atalarının elde ettiği ki yayılmacılık neredeyse emperyalist diyebiliriz aslında kriptonlara. Başka üst, yerlere gidip üstler kurmuşlar. Evet. Orada canlılar var mı yok mu bilmiyoruz. Çok söylemiyorlar. 18 bin ee, yıl önce dünyaya geliyorlar ama şey yok. Ama karışmıyorlar ee, mesela yani evet bir ama bir emperyal şey olabilir. Demek ki yani orada o biz atalarımızın aldığı gibi yıldızların enerjisini kullanmamayı değiştirebiliyorlarsa politik olarak. <laughs> yani öbür gün bir tane Hitlerleri çıksa buraları ele geçiririz de olurdu ki zaten Zod, Zod. odur. Evet. Aynen öyle. Tam olarak. E, demek Zod ki politika adır. her yerde politika, siyasetçi, her siyasetçi kripto'lu olsa bile çünkü, değişmiyor yani. Çünkü orada alenen darbe yaparken şey diyor. Sizler koltuklarınızda oturup hiçbir şey değiştiremediniz, yapamadınız, yok oluyor ve artık biz el koyuyoruz. Aa, şey bu. Darbe bu askeri. Açık darbe. Açık Tabii bir askeri darbe, darbe. Askeri bir darbe yani Zot ve general evet. yani Evet, evet. General şey işte yani kripto'nun askeri olarak en yüksek mevkideki kişisi. Genelkurmay kurmay başkanı abi. Genel kurmay başkanı. Şimdi bu adam resmen gelip de diyor ki biz el koyuyoruz. E bu zaten yine siyaseti kriptonda abi çok iyi ya bu arada. Diyalogları da çok iyi. Jorel'le yaptığı diyaloglar da çok iyi. Şeyin Zod'un. Zod'un planının e, işlemeyeceğini Jorel yani Kal-El'in Superman'in babası en başında anlıyor zaten. Ama onun da planı şey hani kodeksi ver ki biz çözmeye çalışalım. Yine burada Zod'un aslında zoda kızamama mevzusu şuradan geliyor. Jorel bir bilim adamı, öbürü bir asker. Kripton'un yok olduğunu çoktan fark etmiş zaten. Burada hepimiz öldük diyor zaten. Yani öldük. Bitti yani Krypton. Evet. Sen istediğini yap. Çözülmeyecek bu. Onun için zaten Zod'a şey yapmıyor, vermiyor. Bu sebepten dolayı aralarında orada savaş çıkıyor ve işte o hız, hışımla öldürüyor zat. Keza göndermeselerdi onlar da ölecekti. Öyle de bir şey var tabii hapishaneye. Evet, yani orada tabii ki ama çok belli bir de orada çok küçük zot bir şey söylüyor. Bu, bu kafirlik diyor. Hah, Çocuk sahipliği oluyor. Sapkın... Sapkınlık. Aa, din... Evet işte bak orada da görüyorsun değil mi? Küçücük cümleler zannediyorsun ama hani ben dedim ya ilk başta yani kriptonu görüyoruz diye. E abi evet kriptonu, Sen kriptonu görüyoruz diye oradan uçan iki tane şeyin tepesine binmesi değil yani kriptonu görmek. Doğru. Yani orada çok bağnaz bir inancın da geliştiğini görüyorsun. Demek ki ben şuradan bunu çıkarıyorum abi. Normal çocuk sahibi olmak günaha ve sapkınlığa giriyor, evet. cezalandırılıyorsun. Tamam kesinlikle Aa. yani bu bir Tanrı inancı mıdır bilemeyiz ama sonuçta bir inanç silsilesi olduğu çok açık. Peki şöyle bir çıkar, çıkarım yapabilir miyiz yani yani normal yolda doğan bir çocuğun normal yolda doğan bir çocuğun özgür fikirlere sahip olması istenmiyor. Kripto'nun evet. net olarak aslında hem ne denir? hiyerarşisi işte toplum evet, düzeni bundan... duruyor değil mi yani ama onu görmüyoruz mesela onu söylemiyor ama bunu düşündürmek için yeterli dönem veriyor. Sapkın. Yani mesela bir çiftçi, yani bir çiftçiyle bir işte general aynı eşit muamele görüyor mu? Onu bilmiyoruz. Onu söylemiyorlar mesela. Onu, Çünkü onu, gördüğümüz onu... hep es üst düzey yöneticiler. Doğru. Onu bilmiyoruz yani onu speküle edebiliriz sadece. Onu söylemiyor ama şunu söyleyebiliriz yani burada sapkınlık dediğin yer ve çok hiddetli söylüyor bunu. Yani Doğru onu anlıyorsun. Söylüyorum. Evet. Bu sapkınlık diyor. Bu sapkınlık demek ne demek? Bu oradaki kültürün ya da inancın çok tersi olan bir şeyi yapıyor olmaları demek. Yani evet. kriptonun ruhuna aykırı bir davranış demek. Abi yıllar, kaç bin yıldır insan şeyi var yani dinler ya Anadolu'daki sadece i̇şte Hititler Urartularda falan sallıyorum tamamen abi canım ya yani Sümerlilere kadar diyor şimdi işte bizim bildiğimiz kültür, buradaki kültürlerde onların inandığı dine yani onların inancına karşı farklı bir şey yaptığın zaman da aynı tepkiyi görüyorsun ya evet sapkınlık kesinlikle mi? sapkınlık bu bu yani aslında insanlık tarihi... Ya çok ince diyalog çok bir kelime ama neler anlatıyor yani işte onu demeye çok şey anlatıyor onu demeye çalışıyorum yani arkadaşları açıklandı yok abi işte öyle değil yani açıklarsın yani bir orada bir gezegen var işte git de görmesek de o Kripton bizim Kriptonumuzdur Yani şu, bu başka bir şey bu filmde yapılan şey çok başka bir şey Hı -hı. yani açıklama olarak dediğin şey sen burada cümlelerden bir sürü şey anlıyorsun E kaldı ki teknolojiyi görebiliyorsun e, teknolojiye evet. ne kadar ileri gittik arkadaki robotiklerin. Hem iki şey ama abi. Yani şunu anladım bir de e, kriptonu kripton bu arada ha, hatırı sayılır derecede şey yapıyorlar. Zaman ayırmış Zack Snyder. Bayağı evet. zaman ayırmış. Yani o diyaloglardan. Şimdi ben şunu anladım. Hayvanları kullanabiliyorlar. Hayvanları gördük, biniyor veya diğer evet. e, hayvanlar o, 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 var. canlılar görüyoruz. Doğru. Ama teknoloji de var. Şunu anladım. Buradan şunu da belki çıkarabiliriz. Demek ki doğayı da korumuşlar. Yani işte bir bir tarafta işte çok sona yakın ya çok hani böyle bizi de birazcık karanlıkta evet. çünkü ne diyor yani bizim yıldızımız daha şey daha yaşlı, yaşlı bir yıldız yok diyor. yok oluyor diyor. Evet. Şimdi anladım, bak tamam. evren koruma öyle bir şey umur. Şimdi burada kafa yormuşlar. Buna saygı göstermek lazım. Yani her şeyi düşünmüş adam. Yani yıldızının daha yaşlı bir yıldız olduğunu, o yüzden gücünün yani par, parlaklığının daha düşük olduğunu Hı -hı. söylüyor. Onun radyasyon verimini dünyadaki Hı -hı. radyasyon veriminden daha düşük İnanılmaz olduğunu söylüyor. Oradaki radyasyonla süpermenin işte demek ki işte kriptonlara ait bir şey var. Yani yıldız radyasyonu kriptonların üzerinde demek ki bir pozitif etkisi var. Bunu anlıyorsun. Evet anlıyorum. Bunları orada bak, hepsi bu açılış sekansında bitiyor. Tek bir lafı var. Yani şu kriptonu şöyle bitirebiliriz. Ee... ...bir ucube gibi görecekler diyor annesi. Onu evet. öldürecekler. Nasıl öldürebilir ki? Tanrı gibi olacak orada diyor. Ya onun tanrısı gibi olacak diyor. İnanın Ya bu... ...o kadar güzel bir e, diyalog içerisinde... ...ve müzikle harmanlı bir diyalog ki bu. Şey evet, düşünün. Evet. Biliyorsunuz... ...Süpermen'in kim olduğunu. Tabii ki... Yani ...Süpermen işte güneşten gücünü alır... ...öldüremezsin. Kriptonit olması gerek falan filan. Ama... ...orada işte telaşlı bir anne... o ...oğlunu... Bırak başka bilmediği milyarlarca ışık yılı ötedeki bir gezegene yollayacak. E babası evet. keza çocuklar olmuş ama yürüyeceğini göremeyeceğiz falan diyorlar orada. Çok böyle dokunaklı diyaloglar varken şey abi onu öldürecekler nasıl öldürebilirler ki onların tanrısı gibi olacak. Ya i̇nanılmaz böyle orada da şey hem Zack Snyder Nolan'ın diyalogları hem de Hans Zimmer yani o kadar işletiyor ki. Zaten daha bir o film açılmadan Simer giriyor ki Yok. yani böyle oluyorum ben. Bu tamam, çok yani. çok müthiş bir soundtrack yani ben hatta bu filmi yani konuşacağız diye yine bir daha sardım yani bu hakikaten çok çok güzel yani min diyeyim yani ana teması çok zaten ha. Hayran olduğum bir şey. Ya Hatta çok... Prag konseri vardır Hans Zimmer'in çok meşhur Netflix'te... bir seri Netflix'te de vardı. Kaldırdılar gibi. namussuzlar. <laughs> Tekrar getirsin de. Senin adamların vardır Umur söyle. Yok abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Keşke gelse ya. Gerçekten inanılmaz bir, bu arada. Yani abi, en başından. Hani dedin ya bu film açılış olarak nereye koyayım? Abi bak şöyle düşün. Açılış olarak hem çok güzel bir DC'nin yolu olarak bence çok doğru bir yoldu. Filmin kendisi de açılış olarak çok doğru yolda ilerliyor. Çok doyurucu bir evrene doğru gidecekti. Ama daha sonraki filmlerde bu işte ikilinin yapmaya çalıştığı şey herhalde Warner Bros. büyük ihtimal. Ben onları suçluyorum. Abi konuda. Warner Bros. 1 e, ufak bir ayar yapacağım abi özür diliyorum. Warner Bros. 1 ikincisi de e, aslında şey yani Warner Bros. çok net hatalı yani %70 falan belki de. Zack Snyder'ın da kendi hataları olduğunu düşünüyorum ben. Bunu hani kabul ederler, etmezler. Bu çok umurumda değil ama Warner Bros bu evrenin başarılı olamamasındaki temel sebeptir. Doğru bir plan dahilinde yürütememesi falan çok çok temel nedenlerdendir. Ama ben Zack Snyder'ın eğer ki Nolan gibi yani ne denir? Mentor mu denir? Yani tabii ki evet. Nolan bence vizyoner inanılmaz bir yönetmen hikayeleri filmlerini zaten seviyoruz. Ben Zack Snyder'ın bir mentor'a bir ne denir? Fikir danışıp iyi bir şey yapabilecek birisiyle oturup konuşmasını isterdim. Mesela Ben Affleck. Abi Ben Affleck hmm. Argo ile Oscar aldı ya. En iyi senaryo evet. dalında. Ya abi al otur de ki ya baba biz bu senaryoyu nasıl yapacağız? En iyi film en iyi filmi de al. En iyi filmi de şimdi Argo gerçekten senaryo olarak çok iyi, gerilim olarak çok iyi. Şeyi çok karıştırmıyorum. Evet, çok temposu yerinde. Ee, doğrudur hikayesi yanlıştır falan oralara girmiyorum ama yani ona elinde senin Oscar almış ve gerçekten de iyi bir senarist olduğunu düşündüğüm Ben Affleck var. Fena değildir Ben Affleck yani. Ta Matt Damon'la ta yıllardır birlikte çalışır yaparlar onlar. Abi alın bir konuşun biz neler yapabiliriz? Batman filmi düşünüyoruz işte. Batman ve Superman şunu şunu yapar. Yok abi, danışmıyorlar, yapmıyorlar. Neyse. Buradaki temel sorun ben hem Warner Bros'ta hem de Zack Snyder'da olduğunu düşünüyorum. Ee, ama ben yine de Zack Snyder'ı severim. Yani onu söyleyeyim. Bence gerçekten sağlam bir DC hayrandır Zack Snyder. Çok kaliteli bir Hı -hı. insandır. Bence karakter olarak e, piyasanın en karakterli yönetmenlerinden birisidir. Çok kişiden çok daha karakterlidir. Çok güzel bir adamdır. Ee, yani bir, takip ediyorum biliyorum tabii ki ama şey bu e, ben onun hiçbir zaman DC sevgisini sorgulamadım hiçbir zaman süper kahraman filmleri sevgisini sorgulamadım ama hani hatalı olduğu yerleri söylediğimde de hani onu sevdiğimden bunları söylüyordum yani Batman ve Superman'deki işte ilk sinema versiyonu falan kurgusu lanet olsun öyle kurguya yani lanet hmm. olsun öyle kurguya çok kötü ya siz bunu izlemediniz mi abi ya, çok kötüydü e, burada tabii ki Warner Bros'un hatası var ama Zack Snyder'ın da hatası var işte ama ben var. ne kadar yani şey desem de ondan çok daha iyi yönetmenler var çok daha böyle iyi gişe yapmış yönetmenler var ama Zack Snyder böyle benim ilk beşimde falandır böyle karakter şey ne denir yaptığının arkasında durma yani kötü yapsa arkasında durur yani Zack Snyder. O sebepten ben Zack Snyder'ı severim insan olarak. Ama yaptığı şeyleri de eleştiririm. Bu benim şeyimden. Yoksa Jasved'im var bilirsin. Allah belasını versin yani. Bilirim. Geri zekalı herifin tekidir. Better olsun umarım işte bulamaz. Lanet olsun yani. Hiç, hiç sevmem. <laughs> James Gunn mesela. James Gunn'ın şey tweetleri vardır mesela. Justin Bieber'la alakalı attı. 10 bin tane tweet vardı. Daha sonra hortladı. Onlar. Mesela James Gunn'ı herkes çok seviyor. The Guardians of the Galaxy ekibi sever. Şu an Suicide Squad ekibi bayılır James Gunn'a. Ben o kadar sevmem James Gunn'ı. Yani mizahı bana göre değildir. Ama iyi bir yönetmen adam. Yapacak bir şey yok. Ama onu ben bir şey olarak koymam yukarıya. İyi bir yönetmen ama benim için o kadar yani. Zack Snyder mesela James Gunn'dan iyi midir değil midir tartışırız. Ama James Gunn benim şey, e, o yukarıda hiçbir zaman olamayacak. Yani Z Zack Snyder böyle ne denir? Abim gibi yani abi şey. <laughs> öyle görüyorum onu ben. Bu kadar. bu Bunu demek istiyordum. Snyder abi şey yetenekli adam yani şeyi yapmayı biliyor hikaye anlatmayı biliyor ya nasıl anlatılır hikayeyi biliyor. Daha doğrusu hikaye anlatır ya... yanındakiler biraz abi. Ya ben aslında Zack Snyder'ın hikaye anlatım kısmını şurada eleştiriyorum. Yanındakiler eğer iyiyse veya e, materyal iyiyse hoşman gibi anlatıyor. O sıkıntı yok. Evet. Ama kendine bir şey verdiğinde baba bunu bir yapın dediğinde biraz sanki topa topallıyor gibi geliyor bana. Evet, yani şey değil o o konuda şey yapamayız ya yani mesela ee, bir süper şampiyonlar liginde biraz zor o yani oynar mı oynar ama eee takım olur yani. Ludogorets gibi mi diyorsun? Yani ne bileyim işte bizim kim gidiyor Galatasaray gidiyor gidiyor hep böyle 4 5 yöz geliyoruz ya yani onun gibi oluyor. Ya, ya. Türk takımı <laughs> Türk takımı gibi diyelim abi genel olarak şimdi Galatasaray deyince triggerlanmasınlar yani genel olarak Türk takımları. Yok yoksa George Miller, George Miller George Miller ben de yani de Galatasaraylıydım. <laughs> Bu arada George Miller'lar falan var yani. George Miller falan Free Road falan. Ne evet, Onları düşündü işte o yani o, o başka bir şey yani. yani o real Madrid tamam mı? Işte. Yani? o <laughs> yani onlar öyle onlar öyle üst düzeyler yani onların arasında değil. Ama yani dediğim gibi hikaye anlatmayı, beceriyi olmak müthiş bir adam olduğunu göstermiyor. İyi anlatıcı ki yani şimdi bu dediğimiz filmleri de öyle sokaktan geçen adama vermiyorlar yani. Ben geldim selamun aleyküm, aleyküm selam işte 15 sene önce ben bilmem ne film okulundan mezun oldum. Şu öyle reklam projelerim var, böyle klip çektim. Olmuyor öyle işler yani. O yeteneği görmedikleri zaman adama vermezler bu işi. Yani kolay değil. DC'nin Warner Bros. ki yani dünyanın en zengin 3 film şirketinden bir tanesi. Bu adama vermişler, boşuna da vermemişler. Hikayesi boşuna değil. Mesela şimdi o yeteneği şeyde görüyoruz mesela hani Batman-Superman filmin hemen devamında. Hikayeyi nereden başlattıyor ikinci ha. filmde? Birinci filmin arasındaki boşluklarda yani sen o sıra Bruce Wayne'in o olayları nasıl izlediğini görüyorsun falan orada mesela bak hikaye anlatıcılığı nasıl iki hikaye birbirine bağlıyor. Doğru. Şimdi burada Ya bu bak mesela bu konuda yetenekli çocuk. Yani o şey değil yani adam onu. yetenekli adam yani. Yo, ben kesinlikle yetenekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada Man of Steel'de şeyi ben çok beğendim abi. Clark'ın aslında direkt olarak başlıyor ya yetişkin. Ee, birazcık Henry Cavill'ı öveceğiz bu arada söyleyelim. Ee, şu andan itibaren Henry Cavill'u övebiliriz. Abi inanılmaz bir kast ya. Abi çok yakışıklı <laughs> herif lanet olsun. inanılmaz yakışıklı bir adam. Yani ben onun şeylerine bakmıştım. Çalışma, antrenman, e, ...larına Superman anası hazırladı. Ben de gördüm. Abi öküz gibi çalışmış. İnanılmaz bir vücut. Yani bu kadar iyi bir kas seçimini kim yaptıysa... ...yani Zack Snyder bu işin tabii ki baş yönetmen ama... ...bir kast ekibi vardır arkadaşlar şeyde. Ee, yani film şeyinde seçerler. Hatta yazıyordur burada kast kimlerin seçtiği. Yazar yazar. Abi, evet. Kim seçti Sam Rickable'ı? valla alnından öpmek lazım. Süpermen olmak için doğmuş. Yani Süpermen'le alakalı hiçbir şey olmasaydı bu adam yine Süpermen olurdu. Ya, tam olarak bu. Yani bu zamana kadar Süpermen'le alakalı biz bir şey duymasaydık bile yine Süpermen'di bu adam. Ben inanılmaz yakıştırıyorum abi. Ve Warner Bros'a bu burada... Abi bak çok açık söyleyeyim kostümü. Harry, Harry zaten bak yani Cable adamı hakikaten... Ş şöyle bir şey düşün abi yani Şimdi bu saatten sonra bu adamı nerede görsen süpermen diyecek. Bitti. Bitti. Bak bu işte zaten bir markayı oluşturdu zaten. Bitti yani bu. Demek ki yakıştırıyorsun. Tamam. Bu adamın atıyorum 5 sene sonra bir işte drama filminde bir keşi bile oynasa ulan Superman'in halleri düştü diyeceksin. Yani <laughs> bu böyle markalaşır. Yakışmıyorsa da bu salak da bir ara Superman oynamaya çalıştı denir. Tamam mı? İşte bunu el kafanda tarttığın zaman adamın ne kadar süpermen olduğu zaten ortada. Herkes yakıştırdı ki gerçekten de öyle. Kadınlar zaten adam zaten yakışıklı. Abi. E bir de ya babacığım yapmış hakikaten heykel gibi adamın asını satayım. Michelangelo yapmış gibi şey yani bir şey yani Gerçekten Yunan şeyi gibi tanrısı gibi herif ya gerçekten. Bir bu bir Chris Bir bu bir Kaptan Amerika bu arada. Yani baş... yazıklar olsun diyorum. Ya, ya gerçekten yazıklar olsun kardeşim böyle bu kadar yakışıklı olunur mu ya? Ya ayıp be gerçekten ayıp. Demir Alp çok teşekkür ederim 6. ayını kutladığın için. Abi kusura bakma yayınlara çok gelemedim. Son zamanlar boş zaman buldum. Senin canın sağ olsun. Teşekkür ederim eyvallah. Ne demek? Valla teşekkür ediyorum sağ olasın. Abi bu arada şu durum var bir de. Şimdi Henry Cavill bir dönüm noktası var Henry Cavill'ın. Batman olma süreci var. Christian <laughs> Bale kapıyor rolü 2005'te. Ona bir deniyorlar. Sonra farklı farklı rollerden dönüyor bu adam ve en sonunda diyorlar ki Superman yani en tepeden yine giriyor. Yakışıyor, sırıtmıyor. Hatta 1998 miydi? 2000'lerin başı da olabilir. Tim Burton'ın bir Superman filmi şeyi var. Kim oyuncağını biliyor musun? Uzun saçlı bir Superman düşünüyorlar. Yok canım. Nicholas Cage oynayacakmış. <laughs> Onun fotoğrafını atarım sana. İyi ki olmamış. Aman Allah'ım. İyi ki olmamış gerçekten. <laughs> İnanılmaz böyle. Ha, kostümleri falan denediği bir şey var. Evet. Superman'i mi deniyor kostümleri evet, denediği? Evet. 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 Nicholas Cage deniyor. İnanılmaz kötü. Çok Abi, kötü Abi kostüm de o. çok kötüydü. Evet. Çok hatırladım. Kötü hatırladım. Şimdi hatırladım Umur. Çok kötü o. İşte o arada şey geldi. Smallville geldi. Biliyorsundur CW'nun dizisi. İlla denk gelmişsindir. Oradaki çocuk götürdüğü süre. Biliyorum diziyi. O, o bir süre bir dönem o götürdü zaten şeyi e, Clark Kent olarak. Bence o da fena değil. Clark Kent. Süpermen hiç göremedik, duyamadık teliflerden dolayı ama o götürdü bir dönem ama Henry hani Cavill abi böyle yukarıdan inmiş gibi. Ve şunu da söyleyelim. E, Zack Snyder'ın hikaye anlatımında Superman hep bir Jesus yani İsa. Hep. Evet. Batman ve Superman Şey de bak böyle... burada önce yapılmamış bir şey bak. O çok dikkatimi çekti Umur. E, genelde işte Superman'in ya en büyük özelliği uçabiliyor olması Hı -hı. ya yani Hı -hı. istediği zaman zart diye gidebiliyor falan. Şimdi burada çok güzel 3-4 yerde o kadar güzel böyle yani e, mesela bir karakter yönetmenlikte şöyle bir şey mesela bir karaktere de olduğundan daha büyük ve de daha güçlü göstermek istiyorsan kamerayı oyuncunun birazcık altına doğru alırsın. Bu o seyircide o hissi yaratır. Şimdi normalde gökyüzünde tabii görüyoruz yani olmazsa olmaz ama buradaki güzel tarafı yani Zack Snyder'in yaklaşımı çok iyi yerden 3-4 metre yukarıdayken görüyoruz. Bak 3-4 yerde bunu yapıyor Evet. yerden 3-4 metre yukarıda ve orada asılı duruyor yani insanlara karşı mesela ilk teslim olmaya geldiği anı düşün birincisi orada ne kadar Abi, büyük değil mi? Yani İsa işte yani oradaki o vermek istediği işte Tanrı'nın gelişi ne bileyim artık ne çıkarıyorsan oradan. Ee, evet, yani... Ki orada da hemen şey general ne diyor? Tamam dikkatimi çektim diyor. Yani bak o, o açıya da o cümle, <laughs> o şakayı da koymuş. Ee, o, o, anlamda çok doğru işler. Sonra işte şeyden e, bu sel felaketlerinden falan kurtaracağı zaman işte Superman işareti koymuşlar. Görüyorsun yine 3-4 metre yukarıda pelerini şakır şakır sallanan çok karizmatik herif de yakışıklı. Tepele 3-4 metre yükseklikte yani şey değil göklere koymuyor insanların neredeyse seviyesinde ama onlardan bayağı bir yukarıda. Evet. Ve bu açıları çok güzel yerleştirmiş ve o perspektifler yerleşim şekli o verdiği duyguyu çok doğru almış. Orada şey diyorsun abi, bu Superman abi işte yani. Yani sen de saygı sen... duymaya başlıyorsun hemen. Film zaten müziklerle beraber o kadar uyum içerisinde ilerliyor ki sen gerçekten şey oluyorsun bazı sahnelerde. Film seni içine çekiyor. Yani Superman'i yaşatıyor sana filmin içerisinde bu bence çok önemli unsur. Çünkü ben şu pandemi döneminde bu filmi şey olmadan izledim. Sıkılmadan izledim. Şuna bağlamak istiyorum. Konsantremi kaybettim bir yıldır. Kolay kolay ne kitap okuyabiliyorum ne konsantre olup film dizi izleyebiliyorum zor geliyor. Nedense yani herkes hı hı. bunun farkındadır ve ben bu filmi kurgusu falan inanılmaz ya bu, bu filmin ya. Kri Kripton'da başladıktan sonra hem gençliğine, gençliğinden böyle onun hayallerinde, anılarında çocukluğuna ...sesleri algılama mevzusu... ...babasıyla... Aa, o, evet. ...ne kadar Kesinlikle. iyi bir... Hani, ...ne kadar güzel tekniği. anekdotlar var değil mi? ...ne kadar iyi anlatım tekniği ve... sihircinin hep... ya ...bir de abi Superman artık şey ya... ...gerçekten tarihin ilk süper kahramanı ya... ...herkes artık... ...ne olduğunu biliyor Superman'in. ...Kripton'dan geldiğini biliyor... ...gözünden ışın attığını biliyor... ...uçtuğunu biliyor, düşmanını biliyor, osunu biliyor... ...şimdi senin herkesin her şeyi bildiği noktada... Senin herkesin bildiği şeyi farklı anlatman gerekiyor. Zaten olay budur evet, ya. şaşırtman lazım kesinlikle. Olay budur ya. Ben bu filmin izlerken bilmeme rağmen çoğu şeyi Krypton'la şaşırtıyor zaten. Bir. yumruğu yedin. Evet. Bak doğru. Diyor, burada diyor, seni diyor şaşırttı. Aa diyoruz ve 5 dakika falan değil, bayağı orada zaman veriyor ha. Uzun bir süre. Canım, abi süre veriyor evet. Sonra Clark'ın yetişkin halindeyken bir amaca gittiğini görüyorsun işte ulaşmaya çalıştığını kendini arama sürecine çıkmış hiç anlatmadı ona baksana bir anda sen gemide bu gördün çocuğu çok doğru bir tercih ne oluyor şimdi bu başka filmlerde ve dizilerde ulan niye buradan başlattı şimdi bir anlatsaydın ya dersin ama bekletiyor seni direkt böyle merak aa niye gemiden başladık ardından sahnelerde başka yerlerde çalışıyor işte kurtarmaya gidip insanları kurtarıyor falan. O sahnelerin arasında tak böyle geçmişinden bir şeyleri gösteriyor. Şimdi bunlar i̇şte o, çok güzel. Evet. Çok çok doğru güzel tercihler benim. abi. Gücünü anlamaya çalıştığını, annesini çağırıyor mesela öğretmen. Annesinin sesini evet. duyunca mutlu evet. oluyor. Şimdi bunlar, bunlar inanılmaz doğru düşünülmüş, çok yerinde olan bir flash Eski filmlere de çok güzel <laughs> selam. işte o denizin ortasında o şey işte petrol tanklarını evet. kurtarmalar işte Tabii ki. E, o çocukların o işte İşte bu evet orijinal benim çocukluğumda izlediğim Süpermenlere çok güzel gönderim. Bu da nedir? Saygı duruşudur. Ben mesela bu tarafını da helal olsun. Bak işte ben petrol kuyusunda 10 tane işçi kurtardı diye Süpermen Süpermen olmaz yani. Onun için bir iş değil o. Ha bir de şey gibi postacı gibi düşünüyorlar ya Süpermen'i. Bitti Bak mi? genelde daha önceki filmleri düşün abi. Yani bir olay çıkacak, bir kaza olacak, bir bela olacak, bina yıkılacak, uçak düşecek falan filan. Superman gidecek, tutacak, onu getirecek, yere koyacak. Ya yani böyle kısır bir şeyin içerisinde karşısına bir woman koyarak çözüyorlardı hikayeyi. Hı hı. hep öyle. ya yani genel Superman ifadesi böyleydi. Çizgi romanlarda o da. O filmde öyle değil. Yani o yüzden diyorum ya yani DC aslında bu filmle Batman'den sonra getirdiği işleri çok güzel devam ettirebileceğini gösterip Sonra sol tokat attı ya ben ona üzülüyorum. Yoksa bu çizgide gidiyor olsa ki daha sonra Joker'de de aynı metot de yine başarılı oldu. Abi belli yani başarının metodu belli. Senin gitmen gereken yol belli. Her seferinde yapıyorsun tutuyor. insanlar seviyor ya oynama bir. Bir de bu filmin abi şöyle bir nokta farklı bir noktası var bakış açısı olarak. Ee, bu filmde biz Superman'i pek umut olarak göremiyoruz aslında. Yani evet umut ama aslında çok karanlık bir film ya. Yani Kalelin kendini bulma çabası, Metropolisin yıkım yık, yıkılmış olması yıkılıyor abi yıkılıyor, yıkılıyor yani. gerçekten ve şey mevzusu biraz da biz umut olarak Süpermen'i bu filmde tam olarak göremememizin sebebi zaten keza BVS'de hiç göremiyoruz hep böyle bir Süpermen duruyor böyle hep böyle bir üzgün şimdi ben şeyim e, ee, Superman dediğim zaman o umudu görmek isterim. Tabii. Justice League'in Just Whedon versiyonunda, Zack Snyder versiyonunda değil, Just Whedon versiyonundaki gelişi vardır. 2017'deki hatırlıyor musun abi? Orada John Williams'ın müziğiyle gelir. Ben adaletin şeyiyim der. 2017'deki Justice League filminde. Böyle yumruk atar. Müzik giriyor. Tamam, tamam, tamam. O sahnede bak ulan dedim. Aa, çizgi filmlerdeki Superman. Çizgi romanlardaki süpermenlerim Joss Whedon lanetinin Allah onu kahretsin gerçekten tek e, övdüğüm yeridir bu. Ama bu övülecek bir şey de değil aklın yolu birdir bildiğini yani bunu yaptı diye övmüyorum tabi ama bu zaten böyle olması gerek. inanılmaz sevmiştim orada ulan ne güzel geldi çünkü arkaya bir de John Williams koymuşlar. Böyle şey oldum. Dırdı dı dırı dı. Dırı. Böyle kalbim pıt, pıt pıt attıydı. Çok heyecanlanmıştım. Ama bu filmde mesela onu vermiyor ya. Hans Zimmer'ın bestelerinden de o karamsarlığı, o kendini bulma sürecini. Evet, bir film olduğu değil mi? Abi, Doğru. Bir zodu öldürdükten sonraki çığlığı. Çünkü bir erdemi çiğnedi ya. Birini öldürmek ne kadar evet. onu, onun üstüne bir yük. Aslında çok ciddi bir çizgi açtı evet. Oradaki bir ölüm onun açtığı çizgi ve aslında ki aslında tek e, önemli nokta da yani tek dilen yani, birçok önemli noktası vardı. Herkes öldürebilecek olup öldür, öldürebilecek bir güçte bir adam bu. Yani bardak herife bir tane yumruk assa parçası kalmaz o adamın. Ya parmağıyla vursa ikiye bölünür herif. Ben şey düşündüm adam ona vurduğunda kolu da kırılabilirdi. Demek ki o kadar kasmamış. <laughs> yani ittiriyor ya. <laughs> Şimdi gelmiştik. Şimdi ha. Şimdi e, benim demek istediğim şu. Bu adamın abi Superman karakterinin bu filmde o kadar umut olmaması eleştirilmişti. Haklı bir eleştirimi dersen çok o kadar da ulan niye eleştirdiniz diyemiyorum. Ama filmi kötü yapmıyor. Bunu söyleyecektim. Eksi yön olarak yani şöyle düşünebiliriz Umur. Ee, yani Umut evet neyle söyledi? ilk başta Jorrel'in söylemesi. Yani Russell Crowe. Russell Crowe da çok iyi bir tercih olmuş. Ben bayıldım yani. Superman'in babası olarak. Onu hiç söylemedik ama. Doğru. Çok çok. Yani Russell Crowe çok şimdi. güzel olmuş yani. Konuşuruz şimdi. Dört dörtlük olmuş. Onunla ilgili çok güzel bir anekdot vardı. Bir variyete programında konuşuyordu işte. E, sözleşme imzaladıktan sonra eve gitmiş işte. Ben demiş kimin babası olacağım biliyor musun falan. Çocukta ufak kendi çocuğuna. Demiş ki ben Superman'in babası olacağım demiş. Yani bu durumda sen ne oluyorsun diye sormuş. Çocuk tekrar kendi ismini söylemiş. Anlamadı diye Superman olabileceğini. <laughs> <laughs> yani o yüzden e, şey Russell Crowe çok doğru bir tercih ve şey yani o e, oğluna geçen karizma doğru oturuyor yani Russell Crowe'un oğlu işte Cable, Henry Cavill. Henry Cavill çok güzel olmuş. Karizmatik bir oyuncu ya. E, e, Bence. E çok karizmatik oyuncu. Oradan da birazcık şeye geçmiş işte. Henry hani Cavill'a geçmiş. Şimdi orada şöyle bir şey. Umut meselesine gelince... <laughs> orada söylemde kalıyor biraz. Doğru, haklısın. Yani sen oraya götüreceksin onlara adalet, umut. Çünkü ailemizin işte el ailesinin simgesi umuttur. Dünyaya umut götüreceksin diyor. Bu bir söylem olarak söyleniyor. Tabii sonraki filmleri düşünerek belki de haklısın. Yani orada çok fazla bir umut temsili olabilir mi? neye karşı kime karşı işte ama en son işte Just, en son Snyder Cut'ta yaptılar ya. Ben katı izlemedim daha. Yani onu izle Orada abi. yine o izle. Onu izleyeceğim canım. Yani işte orada bir ancak orada bir umut oluyor. Çünkü tek çaresizliğe düştükleri an o an o en büyük çaresizlikleri o an o. An. Yani DC evreninde. Onu da bence çok iyi yapamamışlardı. İşte, kesinlikle ve şu yani filmin aslında temel umut tabii ki ama hani burada yine Zack Snyder biraz şaşırtıyor. Yani evet General Zod'dan ve işte Neo yanında gelen askerlerden dünyayı kurtarıyor falan. Bu arada yani Superman güçlü falan da gelenler de güçlü ha. <laughs> yani onlar da Superman gibi aslında. Yani, ama, hatta bana sorarsan Zod Superman'den daha kuvvetli çünkü teknik altyapısı yüksek. Orada zaten savaşta bayağı bir patlaklamasının sebebi o yani o teknik bilgisinin evet. olması, dövüş sanatlarına hakim olmasından kaynaklı da. Tabii. Sonra tabii e, artık bütün o e, kodeksin vücudunda olmasından kaynaklı bir üstünlük olabilir diye düşündüm ben, de öyle ben. Düşündüm ya, düşündüm ya da orada biraz. artık bir de işte e, çok uzun süre güneşin etkisiyle daha kuvvetli hale geldiğinden Aynen dolayı Aynen. o şekilde yediler ama normalde şeyde olsaydı, Krypton'da olsaydı Zoton'u onu dakikada parçalardı. Kesinlikle. Bu arada bu arada Michael Shannon ne kadar iyi bir oyuncu ya. Zadı canlandıran. Çok, wow. çok tedirgin çok ediyor severim. insanı. Çok, çok severim. Ya. Çok severim abi. Ki ondan böyle büyük bir kötü karakter çıkar mı? Değil mi? Aslında normalde söyleseler çıkmaz dersin. Yani belki bir seri katil olabilir. Çünkü çok evet. derin bir psikopat bakışı var. Yo, evet. Ama evet. yani bir süper kahraman filminden bir villain olur mu diye sorsalardı mesela bu filmi görmemiş olsaydık. Ya Michael Shannon'dan olmaz dersin yani. Şimdi e, şöyle bir mevzu. Ben Michael Shannon'ın işlerini izliyorum. Özellikle bu filmden sonra. Hani tabii daha de, denk gelip izlemiş. Shape of Water filmi var mesela Oscar alan. Bence hak etmediği bir Oscar aldı ama orada inanılmaz ile çok beğendiğim bir oyunculuk sergilemişti. Birkaç işini daha izlemiştim. Nice Out'ta çıktıydı karşımıza. Ben Michael Shannon'ı çok başarılı bir oyuncu olarak görüyorum. Çok iyi bir oyuncu olarak görüyorum. Umarım başka işlerde de artık DC'de zor ama belki Marvel'da falan kendisini görürüz. Çok severim Michael Shannon. Kevin Costner var. Onu da <laughs> yani Bu e, da e, çok ağır bir top. Yani aslında top. Ben, belki şey... arkadaşların yaşları biraz küçük olabilir çok ama Çok ünlüdür bu şimdi, arada Kevin kim, Costner. Ya kimse şu an öyle en Robert Downey mi diyelim işte Hepsini katlar bu Kim arada. Kim diyelim abi? Kim diyor abi. Öyle bir ürün ve öyle bir de şeydi yani kadınların göz bebeğiydi yani Kevin Costner. Öyle böyle değil yani. 55'li abi Kevin Costner. Böyle tam 80'lerde falan Kevin Costner, Kevin Costner yani. 80'lerde 90'larda falan çok üst düzey bütün Hollywood'un dönüp baktığı adamdı Kevin i̇lk Costner. İlk Robin Hood değil mi? İlk Robin Hood. Evet abi. Yani evet. 91 filmi ilk Robin ve çok severler ve ağır toplar ve çok güzel oynamış. Çok da güzel oynamış bence. Oyunculuğunu da çok beğendim ben. Çok yerinde çok güzel yani ne diyebiliriz Kevin Costner'ın oyunculuğunu övemeyeceğim tabii ki. Ne diyeyim ev yılların oyuncusu zaten ama hiç böyle gözüme batmadı. Ee, böyle çok böyle zorlanarak oynayanlar vardır bazı filmlerde. Artık o kadar çok film izliyoruz ki denk geliyor ki anlıyorsunuz onu. Lan bu herifi herhalde zorla oynatmışlar. Para vermişler. Paraya hayır diyememiş diyorsunuz. Ama yol severek oynamış yani Kevin Costner. Laurence Fishburne var. Per White rolünde. O da büyük bir top bence. Yani tamam bence de. bu şeyler kadar belki büyük değil hani e, Carl, e, Russell Crowe ve e, Kevin Costner kadar ama o da çok e, önemli isimlerden. Oyunculuk ya, var. Bunun da çok güzel replikleri var abi. Evet. Yani mesela şeyde en sonlara doğru e, bizim Clark Kent şey olarak gelip hani şu, ikinci filmesi Batman vs. Superman değil mi? Doğru söylüyor musun? Evet, doğru. Batman Orada mesela, Aynen işte Orada mesela şey diyor yani şu haberlerini niye yapmıyoruz, bu haberlerini niye yapmıyoruz? <laughs> Gazetede çalışıyoruz biz diyor. O dönemler çok eskiden kaldı. Çok ince yani şeyler var. Gazetecilik orada. falan çok güzel replikler var aralarda. Yani oradaki mesela Lawrence Fishburne'ün de çok böyle makyajist bir tip olarak ortaya çıkması, yeri geldiğinde de abi bir abi olarak rolünün hakkını çok güzel vermiş. Yani Hı. o, ben şeydi mesela Spider-Man'lerdeki e, gazete yöneticisinin ismi neydi? J.K. Simmons oynayan. Ee, karakterin ismi neydi aa. ya? Çok severim ben o adamı. Chat'te yazsalar da bir baksak. Aa unuttum. O, ona da mesela bayılmıştım. Yani 90'lardaki <laughs> çizgi filmindeki şeyi evet. çok güzel oturuyordu. J.K. Simmons. hayır şey ya. O, aa karakter. Gazete patronu ya. J. neydi? Jonah Jameson mıydı? J yani, Jameson evet, de, değil mi? J evet Jonah Jameson. Oh, unuttum ha. Kafa gitti. Jonah James'ın da bu arada evet. O daha böyle gaddardır ama. O çok şey değildir böyle. Çok çok, çok, çok mal o. Da o çok, şey tam, kişisel hırsı var ya onun da. şey. Ne Tam şerefsizdir o. Amy Adams abi bence çok iyi oyuncu olduğunu kanıtladığı filmlerden birisi bence Amy Adams'ın. Yani o cevval gazeteciyi canlandırıyor ya gidiyor uğraşıyor, ediyor. Bence Louise Lane olarak çok çok başarılı bir cast seçimi ya yani. Ya orada şişirmişler ne demiş. Politikler, politikler öderli diye şişirmişler biraz. Yavaş. Abi çünkü Louis <laughs> Yavaş yani. o kadar değil yani. Abi <laughs> değil Louis Lane çünkü. Luis Lane yani Louis Lane tabunu Yani bırakın abi, ne politikleri ya. Abi. da zorlamayı var yani. Abi <laughs> şöyle söyleyeyim hani Superman benim de sevgilim olsa ben de polisleri yani. Hiç o kadar şey yapmasınlar. Çok... Yok, daha tanışmadan almış polisleri yani. Ya işte birazcık abartmışlar ama okey yani burada kendi nasıl istiyorsa öyle yapmış Zack Snyder ve Nolan. Bence çok doğru bir kez evet, yani seçimi. Superman Süper, manitası da polislerle olur diye. <laughs> değil mi? Peki abi şeyi söyle Son dövüş sahnesi dövüş sahnesi dedim yani en son Zod ve Superman dövüş sahnesi. Ben o dövüş sahnesini evet. çok şey yapamıyorum. Yani evet bence fena değil. Daha da hatta iyi. Daha da iyi olabilirdi. Ama şey böyle hep... E, binaları yıkıyor. Ben o, o şeylerde çok... Evet. Böyle binayı yıkıyor. Oradan onu atlıyor. O oraya vuruyor. Çok oyun gibi gelmişti. Öyle de düşünüyorsun değil mi? Evet. Çok binaların içerisinden... Yani şey... Yani sonuçta abi bir şey olmuyor bu adamlara. Yani istersen 50 tane binanın içinden geçsin. Bu adamlara herhangi evet. bir hasar vermiyor. Ben... Şimdi bunu çok fazla kullanmışlar. Ben orada ne isterdim biliyor musun? Ben belki de hani kişisel olarak öyle sevdiğim için. Martial art diyorlar yani uz uzak doğu sporları. Evet. Yani o dövüş teknikleri. Yani şimdi işte bunları birbirlerini alt edebilmesi için yani bu şey değil kas kuvvetiyle alakalı bir durum olmadığından birbirlerini binaya çarpmayla birbirlerini alt etme meselesini çok şey yapamadım. Yani e sonda... evet çok görsel olarak çok etkili ama ben ne tercih ederdim? Orada başka hünerlerin Sonda yapıyor onu kafasına kilitliyor. diyor. Evet işte ki sonuçta aynen bildiğin güreşle. Harbiden <laughs> bu arada. Kurt kapanı bildiğin grek öğrenmen. Yani, yani e, e, ama Pes ettim. Gerçekten <laughs> öyle ama yani oraya geldi mevzu. Doğru. Yani İstiklal Marşı'nı tersten okutmaya doğru gidecekti yani. Yani <laughs> işte orada bir trik bulun yani değil mi? Yani bir trik bulun. Ama sonuçta şey değildi yani. Dövüş sahneleri evet CGI gayet başarılı. Ara katlar çok başarılı. Kat dediğim yani araya atılan küçük parçalardan bahsediyorum, görüntü parçalarından bahsediyorum. Yani yıkımın büyüklüğünün normal insanlar için ne kadar yıkıcı bir dövüş olduğunu göstermesi açısından çok güzeldi. Evet. Artı Invincible izledin mi abi Amazon'da? İzledim abi. Son bölümdeyim. Son bölüm izleyeceğim. Ya son bölüm izleseydin de konuşsaydık ya ya keşke. Aa, son bölüm izleseydin şu an inanılmaz derecede şey yapardım. Bir, bir, sahne var neyse. Şimdi söyleyeceğim ama spoiler vermeyeceğim sana merak etme çete de spoiler vermeyeceğim. Ee, Invincible'un son bölümünde Man of Steel'de gördüğümüz dövüş var ya. Zaten son bölüme geldiysen bir şeyler olduğunu biliyorsundur. Yani, Biliyorum evet. Şimdi biz kamerayı içeriden hiç kolay kolay görmüyoruz ya vuruyor mesela fırlatıyor. Superman binaların içinden geçiyor geçiyor geçiyor. Ne oluyor o binalarda insan var mı? Birinin parçaladın mı? Ne oldu? Bir şey oldu mu yani? içeriden kamerayı hiç göstermiyor. Sadece dışarı çıktığını görüyorsun. Uçup gelip o da ona vuruyor falan. Şimdi <laughs> Batman ve Superman de böyle bir son Bruce Wayne'in sahne orada gösteriyor. Ama ben tabii o filmi dahil oh. etmiyorum. Saymıyorum onu. Çünkü ben hani Menoseli tamam. dahil alıyor tam orada bir planlamışsın da ben bu filmi dahil alıyorum or çok görmüyoruz böyle içeriden son böyle tam böyle camdan uçarken falan gösteriyorlar şimdi olması gereken kameranın içeriden de alınması bence evet orada evet ne oldu Transformers'da, ve Transformers'da mesela bunu çok yaparlardı evet. ee, Cameron yap bak hadi oraya bak yani çal ha yani böyledir sanat da biraz öyledir ama, çalmayla ha. başlarsın kendini öğrenirsin bak ama, adam ne güzel yapıyor adam ama, usta ama Invincible'da Man of Steel dövüşünün nasıl olması gerektiğini, o, ya nasıl olması gerektiğini değil. Öyle olması daha iyi olurdu diyorsun. Invincible'da son bölümü izlediğinde bana yazarsın abi. Öyle olması gerek tamam. bu dövüşün. Yani ama işte bunu yapamazdı. Bir de öyle bir durum var izlediğinde anlayacaksın. Ben daha böyle içeriden kameralı ve o dövüşlerin e, o binaların içerisinde tamam sen o binayı Superman'e vurarak yıktırıyorsun da ona ben bir şey olmayacağını biliyorum zaten ama içeride neler var, ne oldu, çocuk mu var, insan mı var, hayvan mı var? Bunun endişesini bana göster ki gerilimini. Ben o binanın içine Superman girdiğinde Superman'e bir şey olacak değil, değil içeride bir şey var mı diye tedirgin olayım. Bu benim eleştirimdi. Onun için o dövüşler bana çok yapay geldi. Ama invincible izlediğim zaman şey gibi umur şey olsaydı çok hoşuma giderdi mesela yani zudun bir tek Sesini. bir dövüş tekniği olsaydı. Ha, yani Çünkü tekniği. burada bütün savaşı ne üzerine kuruyor? Alıp birbirlerini bir yere vurma. Evet. Bu kadar. Tamam mı? Yani bunun üzerine kuruldu ekseriyet yani geniş anlamda ya atıyorum 10 dakika dövüşüyorlarsa. 8 dakikası o onu binanın içine atıyor, o onu binanın içine atıyor, evet. onu yere vuruyor, bunu havaya fırlatıyor. Yukarıda yumruklaşıyorlar. Yani şey yani tamamen ham, kaba, mahalle kavgası gibi bir durum söz konusu. Aynen öyle. Aynen Düşler çok büyük olduğu için büyük yıkım oluyor. Yoksa yani bir kavga izliyor muyuz gerçekten zannetmiyorum. Yani zot mesela o general olmuşsun o adamın 50 bin çeşit dövüş sanatı biliyordur o adam. Mesela. Ya aslında bunu biraz yapmaya bu çalışıyor. Bu detayları görseydik evet yani daha güzel olurdu. O diyor ya martial arts diye yani o uzak doğu sporlarına benzer ya da işte orada bir formül de bulabilirlerdi. Onlar çok da ustalar bu işten. Şey diyor Öyle kamyon, o kavganı... atıyor. kamyon atıyor kamyonlar atlıyor falan hatırlıyor musun o sahneyi? Kamyonu evet, fırlatıyor. Abi, hatırlıyorum. <laughs> şey hatta Lex Corp yazıyordu değil mi üstünde? <laughs> 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 evet Lex Corp yazıyordu yani orada. Ya birbirlerine benzin istasyonu atma değil de dediğin gibi veya birbirlerine kamyonet atma değil de orada bir farklı yani biz şey görseydik bu adam general şey şeyi de vermiyor çünkü bir kodeksten güçlü olduğunu varsayıyoruz çünkü açıklamadı şeyden güçlü olduğunu varsayıyoruz uzunca süre güneşte kalması ve radyasyon evet. emmesi tamam e, okey ama yani general zot da bir o kadar güçlü olduğu için teknik vesaireyle en azından alt etsin bir şey olsun ki başka şekilde onu yani ben o abi işi... bir de onu şeyi unutsana, unutma, abi. mesela adam bir süre sonra hani o e, dünyanın atmosferindeki o salaklamasını diyor ki ben diyor generalim ben çok hızlı toplarım deyip herif evet. üstündeki ağrı mı evet. atıyor Evet. Ha onu diyecektim şimdi. Evet. Evet. Yani e, demek Ayak ki uyduruyor. bu adamın bazı ya demek ki evet zihinsel kontrol derecesi de çok yüksek o cümleden ben onu anlıyorum. 33 yıldır ben dünyadayım diyor bir taraf. Herif dördüncü günde o adamın 33 senede geldiği yere geliyor. E mental olarak e demek çok ki bu adamın evet mental olarak çok kuvvetli. Bir de diyorum ya zaten yaratılışı asker. Yani o adamın bir teknik, yani dövüş esnasında bir tekniğe sahip olmasını çok isterdim. Ki hmm. yani finalde boyunu kaptırması bir generalin orada onu çözmek için 50 bin hareket buluyor. Yani işte demeye çalıştım orada hani evet o onu vuracak o onu vuracak. Tabii ki bir kavga olacak ona bir şey demiyorum ama ne bileyim işte atıyorum. Şu, tamamen atarak söylüyorum. Bir Mortal Kombat'ta mesela bir yumruk attığı zaman tak diye bir X-ray açıp içerideki kaburganın kırıldığını falan görüyorsun. Yani o dövüşü ya da ne bileyim başka teknikler uçmanın farklı bir şeyi yani onu bir tekniğe dönüştürmüş olması. Invincible'ı izliyorsun. Şimdi yani spoiler verebilirim izlediğin için. O son bölümden vermeyeceğim. Mesela Omniman makuça falan çıkıyor ya oğlunu öğretirken. Uçmanın Aynen. farklı bir şeyini çünkü şimdi Mark uçuyor da Omni artık hani o kadar aşmış ki mevzuyu. On şey nasıl uçuyor? Farklı bir hani şey demesi ama işte kripton e, kripton kriptonda uçamıyorlar ya. Öyle bir durum. Kriptonda normal yaşıyorlar. Aslında herkes uçup o kadar güçlü değil yani kriptonda. E çünkü yer çekimi çok daha düşük. Ya açıklamasını öyle ha, yapıyor. yapıyor. Okey ben onu yedim. Benim için sıkıntı tamam, değil. Tamam yiyeriz. ama öyle kafasını, diyor. Söyle kabul ederim. Kafasını böyle alıp da güreşle o ben şu an e, herhangi bir ne bileyim bir e, as subay olur, asker olur. Ben hani bu ben ben boynumu kaptırsam ne yapabilirsiniz diye bana bir gösterir misiniz desem muhtemelen gösterir. Yani boynumu alsa. <laughs> ha, şimdi sen. Smackdown abi <laughs> Değil mi? Tamam. Ya o sebepten orası biraz oradaki çizili e, ne denir? E, lame mi evet, denir? Evet. Aynen. Çizili şey. Aynen atmış, katılıyorum. Duygusallıkla atmış. Ona da okey. Yani orada tamam. ay. Orayı ben de ha, itiraz, itiraz etmiyorum zaten ha. evet. O şimdi bu bence yine bu sahnenin bence en doğru yaptığı noktalardan birisi abi. Kötü o ya yani kötü demeyeyim de toparlayamamışlar. Anlıyorsunuz onu. Çünkü bir şekilde ölmesi ya da yani birini artık şey olması gerekiyor. Ee, genel arzunun alt edilmesi lazım. E, nasıl edelim? E, tam bu şekilde edelim. Orada da koymuş hançeri arkadan. Açmış evet. ışını. Hadi yap. Orada ahlaki Superman sen o şeyi düşünmüyorsun o an. Boynunu mu tutmuş asker mi? Ne askeri kardeşim? Künde Elense falan hiç onları düşünmüyorsun. Aile orada üzülüyor, şey ölecekler, çocuklarını falan çekmiş. Bir de o yıkılın arasında EMI'diniz merdivenlerde beliriyor falan. Evet ve sonra orada ben öldüreceğim yani ya sen beni öldüreceksin ya ben bunları öldüreceğim. Ve orada evet. Superman'i kendini öldürtmeye zorluyor ya. Bu inanılmaz evet. bir psikolojik yıkım yani karakter için. Öldürüyor. Evet. Ya beni öldüreceğim. Bunu Joker de Batman'e çok yapar bu arada. Ya beni öldüreceğim. Ya bunlar ölecek. Karar ver. Bu ikileme bırak. Bakın hani dövüşün ikinci safhasına geçerken bunu da zaten zor evet. söylüyor. Diyor ki yani bu işin sonu ya sen öleceksin ya ben öleceğim yani. E orada da artık şey öldürmesi için artık zaten insanlara saldırıyor yani. Oradaki günahsız insanlara saldırıyor yani. Evet Gözü işte abi. ışınla... bunların hepsini biçeceğim diyor. Yani bir orada diyor ki çünkü amacım kalmadı hatırlıyorsun değil mi? Yani son evet anda abi. artık finale gelmediği anda diyor ki yani sen diyor benim hayattaki bildiğim yaratılışımın anlamını yani varoluşsal anlamını yok etti. Evet abi. O yüzden ölmek istiyor yani aslında orada Zot. Eğer öldürebilirse de öldürecek ama öldürmüş olsa bile bak orada şunu söyleyelim... eğer Zot Süpermen'i öldürmüş bile olsaydı finalde. Zod yine bitmişti. Mental evet, evet. Bitmişti. Hiçbir amacı yoktu ya. Yani. Muhtemelen dünyayı Çünkü... yok ederdi ya da kral olurdu dünyada. Yok edici. ama fark etmez kral olacaktı ve büyük bir despotluktu. ama hiçbir zaman amacını Kesinlikle, tamamlayamayan evet. bir şey yani. Yarım. Bu vampir hikayesine dönecekti, anlıyor musun? Doğrusu. Yani ölmeyecek. E, ama büyük bir melankoliyle e, hiçbir zaman sahibi olamayacağı kriptonun hasretiyle delirecekti. Ben şimdi sana yine e, Invincible'dan örnek vereceğim. E, hem sıcağı sıcağına e, yani o izlediğim bölüme kadar vereceğim abi. Yani Omnime'nin şimdi çetede de bir şeyler yaptığını görüyorsun ya. Birilerine bir şeyler yapıyor Omnime. Evet, evet. Aynen. E, ve, çok ilginç bir açılıştı ya e, yani çok şaşırdım. Şimdi e, Bayağı da sertti yani. Abi şimdi son bölümü izlediğinde de anlayacaksın. Omnimen karakteri aslında Zot ya Zod, bir dakika yani şu anlamda söyleyeceğim tam olarak aynı değil ee, Zot karakteri de birazcık e, nasıl diyeyim ki bunu tam toparlayamadım şu anlamda şimdi Allah pardon çok özür dilerim şimdi Omniman o birinci bölümün sonunda neler yapıyor? Biliyoruz. Gösteriyor. Onu Zod da mesela yapabilir. Mental olarak. Evet. Şimdi evet. Şunu, şunu söyleyeceğim. Ben isterdim ki Zod'un birilerini öldürdüğünü görelim. Yani Superman'in... Abi hızlı uçmuyor mu bu herif? İnip bir insanı yakalayıp öldürseydi mesela. Tamam bu bana şey diyeceksiniz. Ya abi sen de yani artı 18 mi olsun film? Olmasın. Tamam. Ama... Bu adamın amacı zaten şey ya e, Süpermen'e hem ahlaki olarak bir çöküntü yaşatmak varken hem de onu öldürmek ve kendini öldürtüp daha da böyle psikolojik olarak yerin dibine sokmak ya. Ben şey istemiştim yani birini Zod'un gerçekten birisine bir şey yaptığını da görsek ola, iyi olabilirdi ama bu son sahneyi bitirirdi. Evet. Ya evet, ya biz sadece daha iyi olabilir mi diye konuşuyoruz ama yani filmin bittiği zaman da şey demiyorsun okay, yani bu da olmamış demiyorsun. Ben aksine Man of Steel'in gayet başarılı Değil bir mi? Superman filmi olduğunu, Aynen abi. Henry Cavill'ın çok iyi bir casting olduğunu, of, yani of. çok doğru bir casting olduğunu, çok doğru bir casting. Ee, Zack Snyder'in bu filmde e, daha sonraki filmlere baktığımız zaman başarılı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ve DC'nin Nolan'la birlikte Marvel'ın o çok güçlü saldırısını bu Batman üşlemesi Nolan'ın Batman üşlemesi ve Manu Steil ile durdurmayı değil rekabete girmeyi kendini tekrar yarışa sokmayı başarabildiğine inanıyorum. Sonra, o anlamda güzel bir film yani bir, ben ikinci kez izledim iki gün önce yani gayet de tekrar izlerken de hiç, hiç sıkılmadım. sıkılmadım. Allah var yani şimdi hiç aynı, sıkılmadım aynı ve müziklere özel bir parantez olarak şunu söyleyebilirim yani. Hans Zimmer herhalde şu an dünyada e, çok yetenekli insanlar var. Ben yani ben ekseriyette şey dinliyorum zaten. Film müzikleri dinlerim yaklaşık 10 senedir. Yani benim müzik zevkim film müzikleri. Hans Zimmer inanılmaz yetenekli, inanılmaz başarılı. Filme yani birse film rahatlıkla çarpı iki yapabilecek yetenekte çok az böyle insanlar. John Williams bu John yetenektedir. Williams. Ee, Alan Silvestri bu yetenektedir. Havre Shore yine. Shore bu ki. yetenektedir. Yani bu adamları saysan yani onu geçmez bu yetenekte olan insanlar. Bu filmdeki tema müziği ve hakikaten yönetmenin ve Nolan'ın vermeye çalıştığı hisleri öyle doğru bir şekilde tempolayıp öyle doğru bir şekilde seyirciye aktarıyor ki ona da bir helal olsun da en az yönetmen yazar yapımcı kadar da bir ona da teşekkür etmemiz gerekiyor. Hans Zimmer çok başarılı bu filmde. Yes, çok iyi bir beste yap yani çok iyi bir besteler yapmış. Gerçekten de dinledin sıkılma. Batman ve Superman'de de Beautiful Lie inanılmazdır bu arada. Orada da inanılmaz besteleri var. Şimdi Dune'a yapıyor. Orada da Flight'i çok seviyorum mesela. Flight bu menü stili de. Evet. Flight e, parçası çok şeyi. güzel. E, uçarkenki etkisi. Evet. O uçuş efektleri falan da çok iyiydi bu arada. Orada verdiği müzik falan da çok iyiydi. Çok evet. beğenmiştim yani. kesinlikle. Ben Dune'u da bekliyorum abi. Hans Zimmer'ın neler yaptı acaba Dune'a daha dinleyemedik. Ben de çok merak ediyorum. ya, çok Valla, ufak, ya Ben çok zaten ufak hani bekliyorum. Hans Zimmer bir şey yapsın da açıp dinleyeyim diye. <laughs> e, çok ufak Pink Floyd'dan böyle Dune'a şey yaptılar. Evet. Ee, çok ufak bir şey verdiler. E, ee, trailer gösterdiler ama ben neler neler yaptı bilmiyorum. Şimdi abi 1 saat 15 dakika oldu. Ben yayını kapatacağım arkadaşlar. Saat şu an 9.30. Bir 15 dakika sonra açacağım. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. 1 saat 15 dakika konuştuk. Farklı farklı yönlerine değinmeye çalıştık elimizden geldiğince. Önümüzdeki hafta ne konuşalım istersen abi ya da istersen ne seçersen onu konuşalım. Benim için hiç fark etmez. Benim için de aynı şey, sonra Hı. kararlaştıralım. Şu an sen böyle yayında sorunca benim aklıma hiçbir şey gelmiyor, hiç inan umur. Ya. Yani sen karar ver, konuşuruz abi. Yani izlediğim bir filmse dilim döndüğünce söylemeye çalışırım. Shutter Island diyorlar abi. Geçen hafta da çok sıkıştırdılar bunu. Çok sıkıştırdılar <laughs> da Shutter Island'da. Island böyle şey ya sen ama seviyorsun Shutter Island'ı ve olayı konuşmayı evet, da e, hakim olduğunu da biliyorum Shutter Island'da anlatacağını da biliyorum o detaylara ve konuşabiliriz abi sıkıntı yok yani şey de yapıp yani her şey olur olur benim için hiç fark etmez abi tamam abi olmadı şey diyorlar son Star Wars üçlemesi övelim <laughs> Yani o kadar da değil. 2001 <laughs> olmaz arkadaşlar. 2001, Onu 2001 olmaz. Rogue One'ı överim diyorsanız överim. Rogue One'ı överim. Rogue One okey. Ama diğerlerini övemem. Şey ee, <laughs> tamam biz bakacağız. 2001 arkadaşlar 2001 daha sonra. 2001 yani Akira Kurosawa, Stanley Kubrick falan bunlar daha sonra. Biraz böyle popülerden gidelim. Interstellar'ı daha konuşmadık ama konuşacağız o zaman. Konuşacağız. Star Wars diyorlar. Abi Star Wars Şimdi değil onu üçleme olarak bir ara konuşuruz. Şu an değil ama. Yani Star Wars şöyle abicim. Star Wars çok geniş bir evren. E, yani evet, ne yani. söylesen eksik kalacak. Abi biz şey, üçleme bir de çok... olarak alacağız herhalde. Zaten birbirimizi yapamayız. Abi de Star Wars, ben de bir Star Wars hayranı olarak şunu söyleyebilirim. Yani bir eksik konuştuğu zaman sinir oluyorum. Tamam mı? Ya. Ama konuş dediğin zaman da hep eksik kalıyorsun. Ya O ya. yani kendi içinde bir boşluğu olan bir film yani. O yüzden o topa girmek için gerçekten evet. oturup çok ciddi çalışmak evet, evet. lazım. Hiçbirimizin o kadar zamanı yok. Yani bir gün isterim ki Yüzüklerin Efendisi de konuşalım film olarak. O Zafer abi de Değil mi? Neler yapmışlar, neler etmişler diye. Arkadaşlar biz kararlaştırırız. Muhtemelen Shutter Island olur gibi. Ama bakalım belli olmaz. Değiştir edebiliriz. Ee, öpüyoruz gözlerinizden. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Açacağım yayın. Yani yine siz Twitch'te dolaşın. Başka kanallara gidin. Arada da bana bakın. Belki umur yayın açmıştır diye buralarda olun. Bir şeyler yiyip geleceğim çünkü. Öpüyorum gözlerinizden. Abi çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Umurcığım haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.